Haziran ayı enflasyonunu gördük. E düşük gördük, oldukça düşük gördük ama çok da soru sorduk beraberinde. E hemen enflasyonun akabinde CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarını da gördük. Geçim olmazsa seçim olur ifadelerini kullandı. Ya bu enflasyonlarla fiyat düşmüyor, fiyatlardaki artış sürüyor dedi. Bir yandan da verilerin şeffaflığı tartışılıyor. Siz dün veri geldikten sonra ne düşündünüz, ne bak, ne, ne değerlendirme yaptınız paylaşır mısınız bizimle? Şimdi tabii öncelikle maalesef şaşırmadık Sena Hanım. Çünkü Mehmet Şimşek'in açıklamalarından, Habertürk'teki röportajda verdiği duruşundan yani böyle bir ikinci yarının gelmekte olduğunu görüyorduk. Asgari ücreti yüksek bulan, işte fiyatları normal bulan, TÜİK'i TÜİK çalışmaların devam ediyor diyen bir Mehmet Şimşek'in ardından bu açıklamaları ben TÜİK verileri açıkladı demiyorum, diyemiyorum. TÜİK halka halktan sakladığı verilerin sonuçlarını açıkladı. Çünkü bu enflasyon için 406 maddelik bir liste var. Bunun içinde işte gıdadan, kiradan, ulaşımdan, sağlıktan hepsinden genel bir paçal yaptılar diye değerlendiriyoruz. Ancak bu liste bilinmediği için şu anda hani içinde ne var ne yok bilmiyoruz. Bu 406 maddelik listenin Haziran ayı içinde sadece 1.64 arttığı TÜİK tarafından iddia ediliyor ama en hak ise %4'ün üzerinde bir artışı öngörü söylüyor. Yani iki kattan fazla birazcık ar eden, birazcık devlet duygusu olan, birazcık yaptığı işin sorumluluğunu hisseden bir kişi durur TÜİK'te böyle bir eleman, böyle bir kişi varsa ya neden iki kat yani bu en aktan enflasyon araştırma grubu da bilim insanlarından oluşuyor. Konunun uzmanlarından oluşuyor. Yani en azından topluma bir şey deme gereği duyar. Hayır ben bu kadar hükmettim diyor. Sena Hanım bu halkın cebinden para çalmaktır. Bu fakirden alıp zengine vermektir. Bu halkın gözünün içine baka baka yalan söylemektir. Ben anlatımı hafifletmeye çalışıyorum ama başka siz, bir tarif yok. Siz, siz bu mu? verilerin e, yani şeffaf inandırıcı olduğunu düşünmüyorsunuz? Düşünmüyorum. Zaten açıklasınlar, Sena Hanım, 406 maddede ne var? Örneğin geçmişte bu açıklanırdı, ben anımsıyorum. Yani saklayamazlardı. Şimdi yargı açıklayın diyor, Sena Hanım, yargı bu rakamları açıklama bu verileri açıklamak zorundasınız, bu listeyi açıklamak zorundasınız diyor. Ama Türk yargıyı dinlemiyor, Danıştay'ı dinlemiyor. Yani bu buna nasıl inandırıcı bulabilirsiniz? Şu anda biz kendi kendimize belki bunları konuşuyoruz ama Türkiye resmi makamlarının uluslararası alandaki verilerine inanılmamaya başlandı. Bun, bunun ucu nereye gider? Bunun ucu, bunun ucu bence fiilen tabii mali gri listeden kurtulduk. Güzel olumlu bir gelişme ama bir güvenilirlik gri listesidir bunun anlamı. Şimdi bir ucu bu Sena Hanım Öteki ucu da bir devlet halkına karşı e, kumpas diyeceğim ama tam tarif eder mi onu da kestiremiyorum. 1 e, Temmuz'a kadar ya daha dur Haziran ayı enflasyonu ve işte 1 Temmuz'dan sonra yapılacak zamlar yılın ikinci yarısına giriyor ve Şubat ayı önümüzdeki yılın Ocak ayında değerlendirecek. 6 aylık periyodu söylüyorsunuz. Bir, evet 6 aylık veri anlamında. Bütün zamları siz Temmuz ayına getirirken ne demek istiyorsunuz? Elektriği siz geçmiş aylarda zam yapmak gerekmiş. Tutmuşsunuz tutmuşsunuz. 26 Haziran'da neden? Çünkü 25 Haziran'a kadar olan rakamlar o ayın enflasyonuna giriyor. Siz de zam mı 26 Haziran'da açıklayıp bir Temmuz'dan geçerli olmak üzere elektriğe %38 zam yapıyorsunuz. Ardından da akaryakıda hem ÖTV'ye zam yapıyorsunuz, hem akaryakıda zam yapıyorsunuz. Bunun anlamı bütün ürünlere zam demektir. Ve bunu Temmuz ayı enflasyonuna, yani 1 Temmuz'a belirlenecek olan ilk 6 ayın enflasyon kalemine girmesin diye... ...sonraki 6 ayın ilk günü yapıyorsunuz. Ya halktan biraz utanın, bari tem, örneğin Ağustos'ta yapın bunu. Bari Eylül'de yapın şu yaz bir nebze ne bileyim hani rahat geçsin ama bir bir gün bile beklemeden o günden itibaren koyuyorsunuz bir devlet halkına karşı bu kadar oyun oynar mı Sena hanım hani böyle bir tabloyla karşı karşıyayız bunun anlamı hakikaten resmen yani bu hani enflasyon e, rakamları e, sadece en akla karşı karşıya getirdi yan yana getirdiğinizde bile iki katlık bir Farkı halkın cebinden alıp şu anda siz işte kredi açtım diyorsunuz e, e, kamu özel işletmelerini biliyorsunuz hiç kısıtlama yapılmadı ve şunu da söyleyeyim asgari ücret zam yapmıyoruz diyorlar e, otoyol köprü geçişlerine bu yıl kaç kez zam yapıldı sena hanım dört kez dört kez güncellediler dört kez ama siz e, asgari ücret diye bu yıl bir kez yaptık sonuna kadar yapmayacağız diyorsunuz bu artık hani fakirden alıp zengine vermek sloganik bir söz değil artık. Bir gerçeklik. Ve şimdi bakıyorum gelinen noktada uzun zamandır ilk kez disk ve Türk işin yanına hak işte katılmak zorunda kaldı. Dün basına kapalı bir toplantı yaptılar. Çünkü evet. hiçbiri milletin karşısına çıkamaz disk çalışmalarıyla işte vergi ve o, disk enflasyon gündemiyle yaptı... toplandılar onlarda. Bir açık bir bildiri yayınlayacaklar mı evet. zannederim. E, üç genel başkanın katılımıyla evet. önümüzdeki hafta Türk İş, Hak iş ve disk üçü bir araya geliyor. Vergi ve enflasyonu konuşuyorlar. Evet. evet. Ve bunlar biliyorsunuz hani çok da Hak iş daha bir iktidara yakın yayın organı olarak görünür ve katılmazdı genellikle bu tür toplantılara. Neden katıldı Çok ender katılırdı. E artık tabanını tutamaz bence. Hakişte istifalar başladı. Tutamaz tabanını. Nasıl tutacak? Nasıl anlatacak? Bu doğrudur. Ey çalışanlar mı diyecek? Bu doğrudur. Ey emekliler mi diyecek? O da mecbur kaldı. Türk işte işte Ergun Bey de sonunda Mehmet Şimşek'in açıklamalarına karşı hayır öyle değil demek durumunda kaldı ve burada hakikaten hani işim zaten ilk 6 ayda e, siz altıdan e, başlattığınız Ocak enflasyonunu e, hazirana kadar yüzde %1,5'a getirdiniz. Eee işin bir yarısı ikinci 6 ayda şimdi daha başında yaptığınız bu girişim de öteki yarısı. Hani daha ilk gün yani şu anda bizim yaşadığımız cebimizden çıkan paranın karşılığını bu iktidar e, Aralık sonunda e, deftere yazacak. Sadece ÖTV'den akaryakıtta çıkartacak. 2 lira zam göreceğiz. Evet. Ee, sağlığa zararlı evet. sigara, alkol de orada da ayrıca ÖTV zamlarını göreceğiz. Elektrik zammı var. Konutlarda %38 onu göreceğiz. Ee, başka bir de kirada %25 sınırı kalktı. %65 ile onu göreceğiz. Başka unuttuğum varsa... Şimdi Sena Hanım siz de işlediniz bu sabah. Ee, şeyi düşünün hani ilk kuşakta eğitim harcaması çok artmış. artık evet, yüzdeli şey. ifadelerle anlatılmıyor eğitim katlı iki kat üç kat dört kat arttı deniyor yani şimdi Türkiye'de insana bir nebze umut veren yanı Türk toplumunda ailelerin şu anda yüzde otuzunda bütçenin birinci maddesi eğitim. Bu umut veren bir şey. Ben eğitim göçü diye hani bir, kavram var. Yani çevremde sır eğitim için göçen insanları görüyorum. Yani bu iyi bir şey tabii çocuklarının daha iyi bir eğitim almasını isteyen insanlar. Ama bu tabloda hani biraz iyi eğitim alsın, yani çok da lüks değil mahallemizin özel bir okuluna gitsin dediğinizde geçen yıla oranla 3 kat ortalama. Evet. Şimdi özel okul kimlerine lüks gelebilir ama bir, bir doz iyi eğitim, lüks müdür Allah aşkına bir doz iyi eğitim istemek ulan devlet okulu bunu tam karşılamıyorsa ne yapabilir insanlar? Yani bütün temel alanlara baktığınızda hele kırtasiye, eee bir tıkayın kreşler içindedir... mesela çalışan anneyseniz kreşe çocuğunuzu göndereceksiniz. Oradaki evet. fiyatları ben siz ne ben söyleyeyim ne siz e, duyun yani.